Ala Resulina Muhammedin salavat. Beşerde insanın kalbinin selametine ve istirahatına ait öyle incecik ve gizli cüzdi matlapları ve ruhunun bekasına ve saadetine medar öyle büyük ve muhit külli maksatları var ki onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür, lakayt kalmaz, hem en gizli ve işitilmez, gayet muafi sesleri işitir, cevapsız bırakmaz. Şimdi dedi ki, beşerin kalbinde, selametine, kalbin rahat, asude, yaşamasına, istirahatına, ait öyle incecik ve gizli ve cüzi matlapları var. Kalp denilince bu et parçası değil. Kalp, kainatın haritasıdır diyor. Nasıl oluyor? Kocaman çınar ağacının ufacık tohumunda sakladığı gibi insanın şu bedenini bir hücrede saklamış, bir damla değil. Bir hücrede ya bunun numunesi var. Koca kalp, çok büyük. Bir hücrede insan yazıyorsa bir kocaman kalpte kainat haydati yazılır. Kalpte maksat bu değil. Çam kuzalağı gibi olan et parçası değil. Ama orada tezahür ediyor. Yani elektrik ocağını oraya koyun. Vallahi ısı verir. Biz biliriz ki elektrikteki ısı hakikati ocakta tezahür eder, gözükür. Aslında elektriğin hakikati elektriktedir. Ama dikkat ederseniz elektrik sıcak değildir. Eğer elektrik kablo şu tesisatın içinde elektrik var. Hatta deriz ona elektrik var ha dikkat et çarpılırsın. Ama eğer elektriğin içinde sıcaklık olsaydı, elektrik sıcaklık olsaydı, kablo yanardı. Hemen yanı başında buzdolabının fişini takıyorsun, soğutuyor. Ya, ters yani ikisi de. Kablonun içinde soğukluk olsaydı, kablo soğuk olurdu. Demek ki şu ışık, kablonun içinde ara, teleskopla, mikroskopla, neyle bakarsan bak göremez. Ama oradan çıkıyor. Görmediğime inanmam kardeşim. Doğru, kablonun içinde ışık ara da bul bakalım. Kablonun içinde ışık yoktur. Ancak elektriğin ne olduğunu nereden anlarsın? Hiç ömründe elektrik görmemiş. 500 sene bir önceki bir adam. Kabloyu gösterdik. Ceylan akıyor. Ne var kardeşim bunda? Hiç ihtimal verir mi ya böyle avizinin renkli renkli şeylerini? Buzdolabını, çamaşır makinesini, efendim süpürge makinesini, torna tezgahını, bilgisayarı, yani binlerce, milyonlarca cihazın çalışmasını tahmin eder mi? Peki elektriğin ne olduğunu nasıl anlarız? Ancak eserleriyle anlaşılır. Eserleriyle. Allah'ın yarattığı bir elektriği eserleriyle tanıyoruz da Allah'ın zatını nasıl tanıyacağız? Allah'ı da eserleriyle tanırız. Mevcudatla tanırız. Yani bana göz vermesiyle Allah basirdir. Bana kulak vermesiyle Allah semiyadır. Allah benim kalbime sevgi koymuşsa beni seviyordur. Ben sevmediğimi yapmam. Ben sevmediğimi yapmam. Demek ki Allah da eserleriyle, fiilleriyle tanınır, bilinir. Elektrik, gözümüzün önündeki elektrik bilemeyiz. İlle eseriyle bileceksin onu. Abi niye görmüyoruz? Elektriğin içindeki sıfatlarını görüyor musun? Kablonun içinde ışık görüyorsan, o zaman dünyada da Allah'ı gör. Adam bir tanesi diyor ki görmediğime inanmam. Elektriği tutturur bakayım nasıl gebertiyor. Görmediğin şey katil olur mu?
Yok, görmediğim bir şey katil olur mu? Görmediğime zaten inanmıyorum. O zaman elektriğin içindeki katillik sıfatı da tut bakalım nasıl ahirete geçiyorsun? Cam açık değil, değil mi? Yok abi. İyi, bu tamam, açık değil. Bu. Bak. Gene bak. Maşallah. Dolu yağıyor. Ha? Dolu yağıyor. Dolu yağıyor. Yağdırılıyor ya. Allah Allah ya. Ya bu ne acayip bir memleket Allah ya. Bir böyle bir böyle acayip. Cenab-ı Hak böyle sağlıyor. Allah Allah. Şu sudan ses geliyor, buluttan. Şu sese bakın. Gök gürültüsü var ya. Demek ki kalbin selametini, kalbi de kablo gibi şey yaptım ben size. Kabloda nasıl bir sürü şeyler var, özellikler var. Yani bir fabrikada neler var? Matkabından, tornasından, bilgisayarına, ampulüne kadar. Ama içindedir. Kalp de böyledir. Milyonlarca sıfat kablonun içinde olduğu gibi, milyonlarca sıfat da kalbin içindedir. Ne kadar kolay şimdi anlaşıldı. Şimdi niye koymuş? Beşlikten yaratılıyor ha. Elektrikte diplomalı elektrikçiler var. Bağışlasınlar, ben de biraz eğitimi almıştım. Elektriği merak ettiğim için, elektriğin neyin nesidir? Hiçlikten yaratılıyor kardeşim. O abi hiçlikte nasıl yaratılıyor? Bak anlatayım işte. Baraj, türbin, su akıyor veya rüzgar. Şurada merdaneler var. Şöyle bir tane endüvi düşün. Dönen endüvi. Şurada pervaneler var. Buna çarpıyor. Ya rüzgar çarpar ya su. Bunu döndürüyor. Dönüyor. Nerede? Bu endüvidir. Bakır tellerle örülmüş içi. Dışında yastık diskler var. Yastık disk. Almanca ne deniyor bilmiyorum. Disk. İki tane yatağı var. Büyüklüğüne göre bazen dört olur, bazen iki olur. Bu kömür. Kablolar bağlı. O bakır endüvi, yani bakır tellerle sarılmış hesaplı. Bunun içerisinde dönüyor su döndürdüğü için. Etrafında ne var? Kömür. Kömür. Kömür diyorlar. Kömür diste. Onun üzerinde kablolar var bağlı. Şu bakır o kömürün etrafında mıknatıslanıyor. Bir manyetik alan oluyormuş. Bu dönmesiyle bakırın bu diskin içinde bu dediğimiz milyonlarca cihazı çalıştıran elektrik ortaya çıkıyormuş. Elektriğin kaynağı dönme değil, su değil, bakır değil. Buradaki disk olan kömür değil. Karbon ya. Mıknatıs da konuluyor. Mıknatıs yataklar da var. Nedir? Hiçbirisi kaynak değil yani. Bir tanesini kaynak gösteremezsin. Misal veriyorum ya. Sende şefkat var mı kardeşim? Var tabii. Nasıl oldu sende? Nasıl oluştu? Vallahi ben annemdeyken annem pirinç pilavı yerdi de oradan oldu bana. Şefkat oradan verebilir misin? Olmaz. Bu da öyle. Elektrik binlerce, milyonlarca, milyarlarca cihazı çalıştıran elektriğin kaynağı yok. Kaynağı yok. O anda ne efendim manyetik alan oluşuyormuş. Bir isim taktık, bitti. Ya endüvi işte ya. Elimize aldığımız endüvi. Bakır şeylerle sarılı. Bunun içinde dönüyor. Bobin mi? Bobin yani. Endüvi diyoruz bizim teknikçe. Bobin yani. Bobin dönüyor. Bobin dönünce etrafındaki diskler, yastık diskler dediğimiz. Onun etrafında o da bobin arasında manyetik alan oluyor. Manyetik alan olunca manyetik alan oluyormuş. Manyetik alan. Elektrikle ne alakası var? Elektrik neymiş yani zaten? Efendim o manyetik alan kabloya dönüşünce efendim elektrik oluyormuş. Bendeki hüzün, sevinç, neşe, korku, gözyaşı şeklinde gözüktüğü gibi. Yani bu kadar binlerce ve insanoğlunun teknolojisinin kaynağı olan elektriği bu kadar basit bir zeminden mi çıkıyor? Hiçlikten ya. Hiç yok. Zaten izah edilememiş ki. Manyetik alan. Manyetik alan oluyor mu? Ne oluyor? İşte bakır böyle dönünce oluyormuş. Allah Allah. İnsana bak ya.
Ya gözümüz önünde neler yapılıyor? Hiçlikten yapılıyor ya. Bu hiç. İşte insanın kalbinin selametine, istirahatına, bak kalpteki duygular, hisler istirahatımıza sebep oluyor. Aile bağlarımızı temin ediyor. Kendimizi dönük sevgiler var. Dışa doğru, doğru dışa bakan alakalar var. Sahiplenmek var. Öyle incecik, bak öyle incecik ve gizli cüzi matlaplar var ki ne kadar ince istekler var. Ne kadar gizli. Öyle insan şeyler istiyor ki yıldızı istediği gibi cenneti de istiyor. Augsburg'u verseler Almanya niye vermiyorsun ki der. Almanya verseler dünya ister. Dünya ister. Güneş sistemini ister. Doyar mı yok. Böyle bir tuhaf. Hiçbir şeyle doymaz. Ama cismine bak kardeşim, isteyene bak. Ya ufak bir şey ya. Doldura buraya ne olacak yani? Bardağı boşalt. Hani buradaki suyu bile alamaz yani benim kalbim. Ama kainatı doldursan dolmuyor. Ve doymuyor da. Dolmuyor ve doymuyor. Bir tuhaf yani. Kablonun içinde nurun olduğu gibi. Kalbin içinde de alem var. Anladık mı bak? Kablonun içinde nur var, nar var, ateş var. Torna tezgahındaki güç var. Süpürge makinesindeki hareket var. Ampuldeki ışık var. Bilgisayardaki nuraniyet var. Hız var. Ne istersen var diyeyim. Ama kablo çok sakin, sade bir bakır teli işte. Fonksiyonları biraz da yükseltmek ve çabuk istiyorsan bakır teli yapma. Onu altın teli yap. Daha iletişim kuvvetli olur. Demire indirirse zor olur. Ya bak ne kadar sade. Onu anlatmak istiyorum. Bakır teli sade. E bu da bir sade ama bütün alem ondadır. Dertler sende. Derman da sende. Bak dertler sende. Derman da sende. Ama sen bunu bilmiyorsun. Bütün alem sende, sen onu idrak etmiyorsun, diyor İmam Ali radıyallahu anh. Bütün alem insanda. Bakın, o insanı rahat ettiren, rahat yaşatan incecik duygular var. Ya bunlar neyle tatmin olacak? İşte bugün beşer, insanoğlunun buhran ve bunalım geçirmesinin bir sebebi, o kalpteki duygularını yanlış kullanmaktan geliyor. Ruhun bekasına ve saadetine medar öyle büyük. Bak ruhun, bir de kalpten daha arkası var. Ruh. Ruhun bekasına ve saadetine medar. Sebep? Öyle büyük. Muhit. Kucaklayıcı. Ve külli maksatlar var ki. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. İstemiyor muyuz? Vay be. Sığırın böyle derdi yok ki. Ayakkabı derdi yok. Pantolon derdi yok. Gözlük derdi yok. Çalışma derdi yok. Gurbet derdi yok. Ya. Sen şeyi takarsın dışarıya. Külli maksatları var ki onları öyle bir zat verebilir ki kim verebilir? Kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür. Kim verebilir? Ha burada şey. Kalbin en ince şeyini görebilir. Ve perdelerini görür. Yani mesela şunu diyeyim. Mesela kalpte beka duygusu var. Beka duygusu var. Peki kim verebilir bunu? Kim tatmin edebilir? Neyle dolduracaksın o kuyuyu? Bayağı kuyusu derler. Cehennemde de bir kuyu varmış. Dibi yokmuş. Yani o kuyu neyle dolduracaksın yani? Beka arzusunu Allah aşkına ne kadar büyük olursa olsun hangi fani doldurur? Bakın beka duygunu hiçbir büyük fani dolduramaz. Lakayt kalmaz. Bir de bunları vermişse o zaman onu da verecektir. Aslını verecektir. Niye?
vermek istemeseydi, bu istemeyi de vermezdi. Hem en gizli ve işitilmez, gayet mahfi sesleri işitir. Cevapsız bırakmaz. Yani o sesleri var ya böyle matlaplarımız böyle lisana getiremediğimiz, lisana getiremediğimiz sesler var. Ne olabilir onlar? Lisana getiremediğimiz sesleri. Ali kardeş ne olabilir? Lisana getiremediğimiz gizli sesler varmış kalbin. Vesvese. Başka. Doğru. He? Hırs. Hırs. Başka? Sevgi. He? Sevgi olabilir. Sevgi. Beka duygusu. Beka. Ebed. Sonsuzluk. Dert istememe. Korkular. Korkular. Endişeler. Ne hatırınıza geliyorsa. Bunlar hep o duyuyor. Şu anda da hepimizi görüyor ve biliyor. Nasıl biliyor biliyor musunuz? Ben bir şey size misal vereyim. Arkadaşlar bu bir bardak buz kabul edin. Suydu donmuş. Su. Şey buz. Tamam mı Ramazan? Evet. Bu misali kavrarsanız çok sorulara güzel bir cevabınız olur. Yani ne sorarlarsa çözersiniz bunlar. Güzel bir misaldir. Buz kabul et. Buz. Ben diyorum ki Ramazan. Buz ama sudur. Doğru değil mi? Doğru. Sudur ama H2O'dur. Doğru mu değil? Doğru. Hidrojen ve oksijen. Suyu meydana getir. Hidrojen ve oksijendir ama enerjidir. Kuarkı da açtım. Kuark, kuantum vesaire geçtim. Enerjidir. Elementin arka yapısı E eşittir mc kare Einstein şeyine yoğunlaşmış enerjidir, tamam mı? Madde enerjinin donmuş halidir. Yani buz nasıl donmuşsa sudan enerji de donmuş, donmuş atom olmuş. O zaman buz, su, H2O, enerji, esir, maddeye hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, ene, esma. Dikkat edin hiçbir yere gitmedim buradayım. Buz ama Ali kardeş sudur. Tamam. Peki size soruyorum. Buz ama su. Buzu meydana getiren su buza ne kadar yakındır? Sonsuz. Sonsuz yakındır. Su buza sonsuz yakındır demek buz suyla yapılmıştır demektir. Bir daha söylüyorum. Su. Bak harika bir sorunuza cevap getirecek bak şimdi. Bu misali anlamak şart ama. Buza su sonsuz yakındır. Allah da eşeğe nasıl sonsuz yakındır? Buzu meydana getiren su olduğu gibi esir ve mesela esir şey esir enerji su buz. Yani maddeyi meydana getiren enerji de esmadır. Buzu meydana getiren su olduğu gibi maddeyi ortaya koyan esmadır. Esmanın donmuş halidir diyebiliriz. Esma-i Hüsna. Nasıl ki, nasıl oluyor? Hüzünlendi, ağlıyor. Korktu, ağlıyor. E yaş ne alakası var yani hüzünle korkunun? Yani hüzün ruhsaldır. Damla maddeseldir. Haya ruhsaldır. Yüzdeki kızarma maddeseldir. Ama ruhsal hal maddeye böyle yansıyor. İşte ruhtaki hal böyle yansıdığı gibi, su da buz gibi gözüktüğü gibi, Esma-i Hüsna da atom olarak, esir olarak gözüküyor. Yani Esma-i Hüsna donmuş. Dedim ya şöyle. Esma-i Hüsna'yı buzdolabına koyalım. Donduralım. Dondu. Ne oldu? Nur-u Muhammedi oldu. Nur-u Muhammedi biraz da dondurun. Ruh cevheri oldu. Biraz daha dondurun, donsun. Aynı hayat olur. Aynı hayatı biraz da dondurun. Maddi hayat olur.
Biraz daha dondurun, esir akılcı veri olur. Biraz daha donsun, esir olur. Biraz daha donsun, enerji olur. Biraz daha enerjiyi dondurun, kuantum kuark olur. Onu biraz daha dondurun, şey olur, element olur. Yani hidrojen, oksijen, kalsiyum, magnezyum, uranyum, demir, kükürt vesaire. Biraz daha dondurun, tamam mı? Moleküller işte su olur. Biraz daha dondur, su buz olur. Daha donduramaz. Ya bu dünyada böyle donmaz. İşte buz ama neyin halidir? Esma-i Hüsna'nın dona, 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 yani inkılap geçire geçire haldir. O zaman su buza ne kadar yakın, su buzu ne kadar biliyorsa, su buzun içerisindeki bütün gizlilikleri biliyorsa, Esma-i Hüsna da bizim gizliliklerimizi hep böyle biliyor. Su buza sonsuz yakın olduğu gibi, Esma da Allah bize böyle sonsuz yakındır. Yani bizim vücudumuzu meydana getiren Esma'dır. Yoksa Allah böyle bakıp da görmüyor. Öyle değil. Su buzu nasıl görüyorsa, Esma-i Hüsna da bizi öyle görüyor. Ciğerini de meydana getiriyor zaten. Meydana getiren malzemedir demektir. Ya. Hem semavat ve arzı iki müti nefer gibi emrine musahhar ederek külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Şimdi bak biraz önce dolu yağdırıldı değil mi? Acaba hangi güç o Karadeniz'i, Baltık Denizi, okyanustaki suları kaldırıp da buralara kar, dolu, yağmur şeklinde indirebilir? Acaba bu yağmur yerine denizden hortumu bağlasak bu dağları sulayabilir miyiz? Uçağa binin, tamam, buzdolabının dışındaki o kartonlar var ya hani beyaz köpürdü ve toz oluyor değil mi? Böyle misket gibi böyle yapınca hani korumak muhabbet. Strafoz gibi. Onu başlat tık 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 yap. Çuvalla doldur çok fazla. Uçaktan bırak bakalım yağmur gibi indirebilecek misin? Veya demlikten ikinci kattan su boşalt bakalım yağmur tanesi gibi olacak mı? Yağmuru bakayım kim yağdırabilir? Uçağa binmişsiniz. Koca devler 300 bin tonluk. Öyle 30 bin tonluk demiyorum. 300 bin tonluk, 500 bin tonluk, 15 bin tonluk, 5 bin tonluk bulut kütleleri var. Ağırlık. Tamamen binse var ya burası. Augsburg, gelin hıftan olur bir tanesi. Tam indirmeden hala geçiriyor yani. Allah Allah. Bir tanesinin böyle gazdan ayağını çekse de frenine bassa fazla dursa o bulut burada... Nuh tufanda öyle oldu. El freni çek, ta koskoyu. Ya bakalım devam et. Hayda. İşte diyor ki, semavat ve arzı, semavat ve dünyayı. Kardeş, biz hazır sistemin içinde çalışıyoruz. Güneşin çıkması ait, çıkmasına dair bir methalimiz var mı? İktidarımız var mı? Yok. Rüzgarın esmesine dair? Yok. Semavat varzı iki müti nefer gibi emrine musahhar ederek külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Benim Rabbim böyle bir Rab, yani böyle bir Allah'a ihtiyacımız var. Bir tanesi de biliyor musunuz? Ben Allah'a ihtiyacım yok. Senin matluplarını kim cevap verecek? Zaten seni ortaya çıkaran kim? Yani öyle bir Rab lazım ki benim dile getiremediğim bile kalpteki duygularıma cevap versin. Yapabilsin. Ya arkadaşlar, daha 2-3 kişi evde efradımız var. İşte hanım, 2 çocuk, 3 çocuk. Onların gelir giderini verilen nimet organlarla ayarlayamıyoruz. Çalışıp kazanamıyoruz. Şu kainatın gelir giderini düşünün. Evin gelir gideriyle hesap edin. Şu yağmurun yağdırılmasıyla, bitkilerin çıkartılmasıyla, hepimizin ayrı ayrı hurmasından, incirinden, kabağından, kuru fasulyesine kadar rızkımızın tayin edilmesinde,
Ve aynı zamanda şu dünyamız kendi ekseni etrafında 1666, 1600, 1600 yolcu uçağı 1100, 1100, 1050, 1200'de gidiyor Türkiye'ye. Dünyamız kendi ekseni etrafında 1600. Güneş aynı 1666 kilometre kendi ekseni etrafında dönerken Güneş'in etrafında da 108 bin kilometre hızıyla dönüyor. O anda da bulutlardan da yağmur yağdırılıyor. Ve kuru fasulye yapılıyor. Bak böyle dönerken böyle dönüyor. Bak kendi ekseni etrafında dönüyor. Dönerken bir de Güneş'in etrafında. Kendi ekseni etrafında 1666. 1666 ne demektir anlaman için Mercedes'te otobanda sen 200 yapıyorsun. Üzerine otur bakalım. 200 ya. 1600 demedim, 2000 demedim. 200. 200 yapan Mercedes'in üzerine otur. Neredesin, ne olursun? Ne arkadasın? 1666 değil, 200. Ha bu 1666. Bir de bu hareket içinde 108 bin kilometre hızla saatte Güneş'in etrafında seyran eden yerde bulutlar var, evler sallanmıyor, çamaşır kıpırdamıyor. Tamam. Mercedes'in üzerine oturdum, baktım ki aşağıdayım. İlk dönür diyen adamı da asmaya kattılar. Asmaya kattılar değil, astılar zaten. Aslında. Tamam dönmüyor ama ben dönmesem de dönüyor dedi. Ha bak bak gene şey yaptı dedi. Vay kafir seni, astılar adamı. Hristiyanlar. Gazali diyor ki, dünyanın yuvarlak olduğuna ve döndüğünü demeyen, yuvarlak olduğunu demeyen muhakimata diyor. Adı-ı kafirden daha büyük İslam'a zarardır diyor Musa'da. Hatırladınız değil mi muhakimatta? Allah Allah, demek ki böyle bir insanı tarif etti, neler var. Ama ona hizmet sunulan yere de bakın, sema ve arz. Kimin emrinde olabilir ya? Ona bir uçak. Bu kadar 20. asrın sen teknolojisi uçak giderken bilmiyorum bir sürü hadiseler yaşıyor, düşüyor. Yani uçuruyor bizi yani cansız bir şey. Bir de dünyayı düşün ya. O bulutlar. Hani mesela böyle yapsam üzerindeki yat bu tarafa düşer. Dünya böyle giderken bulutlar arkaya kalmıyor. Dünya hem yuvarlak su dökülmüyor aşağıya. Neresiyse aşağısı. Allah, hakikaten Allah'tır ya. Vallahi Allah'tır ya. Hakikaten Allah. Gurur duyuyoruz ondan elhamdülillah. Ya ne kadar, ne acayip bir Allah ya. Şu biraz fen gözüyle bakınca şu dünya baş döndürüyor ya. Uçağa bindiğiniz zaman, o sallandığı zaman, o şeylere girdiği zaman, yoğunluk az ve o zaman düşünün, ulan şu dünya böyle bir sallansa ne olur ya. Bazen depremler falan oluyor abi, bunu anlayacağız. Onları 14. sözde izah ediyor. Gaflet uykusuna dalanların ikazat ilahiyedir. İkaz ediyor. Ama ölenler var, ikaz etmiyor. Müslümanın malı zekat oluyor, hayatı şehit oluyor. Geri kalanlara ve diğer yerlere ibret-i alem oluyor. Müslümanın malını zekat olarak geri alıyor. Hayatına da şehitlik veriyor. Kâr içinde kâr. Nerede anlatıyor? 14. sözde izah ediyor. Demek ki şu dünya ve arzı emrine musahharen çalıştıran derecede muktedir olabilsin. Böyle bir Allah lazım bize. Güveneceğimiz yer öyle olması lazım. Paraya güvensek bizi memnun etmez. Kalbimizin karşılıklarını doyurmaz. Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları sır vahdette gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut edebilirler, ederler. Mesela insanın en kıymetli cihazı aklıdır. Bak şimdi eğer Allah yolunda kullanırsa ne olur, kullanmasa bak ne oluyor. İnsanın en kıymetli cihazı, cihaz diyor cihaz, öyle mi diyor? Akıl her diyeceğim ama. Gene de diyeceğim, gene de diyeceğim şimdi. Bu gözlük benim aletimdir değil mi arkadaşlar? Bu ben miyim? He? Abdülmetin. Değil.
kullandığım bir alet değil mi? Bu gözlük ben nasıl kullanıyorsam, bununla ben bakıyorsam, kulakla da duyarım. Kulak da alettir. Göz de alettir. Dil de alettir. Dil ben değilim. Kullandığım alettir. Ayak da alettir. Akıl da bir alettir. Eğer aklımızı kullanamasak, yani şu cihaza benim demek ne kadar mantıksızsa, akla da benim demek de böyledir. Sana verilen ve kullanman gereken, doğru kullanman gereken bir cihazdır. Cihaz. Araba senin, aletin cihazındır. Araba sen değilsin. Akıl cihazını da kullanamazsan bak ne olur. Mesela insanın, bu aslında bak belası. İnsanın en kıymetli cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhid ile olsa, o akıl hem ilahi kutsi defineleri, hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtar olur. Eğer Allah yolunda kullanılırsa, kainatın içinde, elmanın içinde, yaprağın içinde esma-i ilahiye denilen hazineler varmış. Kalbimizin gıdalarıymış. Aklımızın gıdalarıymış, malzemeleriymiş. Elmanın içinde kalbin gıdası, aklın malzemeleriymiş. Eğer aklı iyi kullanırsak, kainatta olan Esma-i Hüsna ve insanın ruhunu inkişaf ve inbisat ettirecek malzemeler deposuymuş. Kainat onu çıkarır, akıl. Eğer şirk ve küfre düşse, akla Allah'ın dediği gibi kullanılmasa, Allah'ın dediği gibi bir yaşantıyla bu akıl kullanılmasa, o akıl, o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını insanı başına toplattıran meş'un ve sebebi taciz bir alet-i bela olur. Eğer Allah'ın dediği gibi bu akıl kullanılmasa, bu alettir, gözlük gibidir, nereye çevirsen onu görür. Gözlük görmez, gözlükle görürüm. Gözlük görmez, gözlükle görürüm ben. Kulak duymaz çünkü atomdur. Kulakla duyarım ben. Göz görmez, göz de görürüm ben. Akılla anlarım, kalple severim, ayakla yürürüm. Eğer aklı da Allah'ın dediği kullanılmasa, söylediğime dikkat edin, piyasayı hayal edin. Geçmişten akıl gider geçmişe, geçmişteki hüzünler, keşkeler, olan keşke yapmasaydım, keşke gitmeseydim. Bütün endişeler, hüzünler, kederler onları bu tarafa getirir. Devamlı seni onunla meşgul eder ve akıl gelecekten korkular üretir. Ne olacak? Şöyle olur herhalde. Böyle olursa şu olur. Şu olursa da şu olur. Demek ki akıl gaflet yolunda kullanılırsa, Allah'ın dediği gibi kullanılmasa gelecekten korkular, geçmişten de hüzünler, elemler getirir. Unutmayın, geçmişten korku yoktur. Gelecekten korkular var. Geçmişi ne yapıyor? Bağlantı oluyor. Akıl bizimle alay ediyor. Alay. Alettir, unutmayın. Panik atak ve depresyonların temeli de budur. Takıntı dediğimiz var ya, takıntı. Aklı kullanamamaktan, kullanman için de cihaz olduğunu bilmemekten. Cihaz olduğunu bildin ama katoluğunu bilmiyorsun. Bir cihaz var, nasıl kullanacaksın? Ne bileyim kardeşim, nasıl öğreneceğiz? Kataloğuna bakacağız. Saatin, telefonun, çamaşır makinenin, arabanın kataloğu olacak, aklın kataloğu olmayacak. Saadettin, aklın kataloğu nedir? Kur'an'dır. Eğer akıl aletini bak, bu bir tespittir. İnsanlar gözlüğe ben diyorlar. Ne kadar mantıksızsa, akıl ben zannediyor. O zaman ne demek istiyorum? Aklımıza geleni kendimize gelmiş diye kabul ediyoruz. Ya hatırıma geldi ya, Allah Allah ya, bunlar nasıl geldi ya? Ben böyle bir insan mıyım ya? Ölüm ya, öf. Sebebi ne biliyor musun? Akla geleni senin malzemen zannediyorsun. Alet bu kardeş. Her şey gelir. Alet nerede, ben nerede? Onun için akla ben dediğimiz için geçmişten elemler, kederler, ona keşke yapmasa, keşke demesi bitti.
bir sürü olumsuzluk, müsbetleri getirmez. Falan yerde huzurluydun, falan yerde namaz kılmıştın. Orada ne güzel rahat kahkaha gülüyorduk. Getirmez. Eğer Allah yolunda kullanılırsa, akıl gider geçmişe ne kadar sıkıntı, dert, keder, moral bozukluğu, can sıkıntısı, psikoloji öf, hepsini getirir. Var ya gene yaşayacaksın ha, gene olacak ha diye önümüze hemen getirir. Seni oraya bağlar, daha olmamış. Sen şöyle olabilirsin, beyin kanaması olabilirsin, tabii tabii kanser olabilir canım, imansız olabilirsin. Kabirde şöyle yapacaksın, daha bir şey yok öyle bir şey. Gelecekten de korkuları getiriyor, geçmişten de elemleri getiriyor. Korku elemi karıştır, yuttur bakalım bu kapı, yutabilecek misin? He? Yutulur mu bu hap? Yutanlar hapı yutuyor. Hapı yutuyor. Abi Allah yolunu kullandığımız zaman geçmiş gene var. Ha. Gelecek de var. Ne yapar? Bu sefer ne getirir? Hay Allah razı olsun. Aferin, bazen işe yarıyorsun. Bak inan. Devamlı olsa sıkıntı olur. Geçmişi Allah yolunda kullanınca Allah diyor ki geçmişten üzün alma, elem alma. Geçmiş kader. Ama geçmişte bir sürü günahlar var. Telafi mi edeceksin? Evet, bugünü güzel yaşa. Geçmişten intikam almanın en güzel yolu bugünü güzel yaşayacaksın. Gelecekten korkula. Korkma, Allah var. Allah var, problem yok. Endişeyi maha yoktur. Çünkü her şey kontrol altında. Endişeye mahal yoktur. Sıkıntıya mahal yoktur. 5-6 sene önce hep derdim böyle de. Baktım şey yapıyorlardı, vazgeçtim. Sıkıntıya, onu derdim. Sıkıntıya mahal yoktur. Çünkü her şey kontrol altında. Allah diyor ki Kur'an'ında Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, yaprağın bile kıpırtaması Allah'ın iradesiyle oluyor. Şeytanın sana musallatı bile onunla olur. Onun müsaadesiyle olur. Onu bulduğun her matlubunu buldun. Her derdinden sıyrıldın. Onunla aranı düzelt. Rahat et. İtaat et. Rahat et. İtaat et. Rahat et. Demek ki eğer aklı Allah'ın dediği gibi kullanırsak geçmişe kader, geleceğe vücut rengi verme. Gelecek de Allah. Yani şunu demek istiyorum. Otur şöyle. Arkan var, önün var. Geçmiş nokta istinat Allah. Önün ahirete iman. Bak, arkan taraf Allah'a iman. Ön taraf ahirete iman. Yapayım şimdi. Olumsuz, sıkıntılı, acımasız hadiseler rastladın değil mi? Şöyle düşüneceksin. Allah'ı tepeye koyacaksın. Allah her şeye hakim. İstediği olur, istemediği olmaz. Allah canibinden, kudretin azameti altından, kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek hikmet ilahiden daha büyük hikmet, adalet ilahiden daha büyük bir adalet, rahmet ilahiden daha büyük rahmet, başka hakimi rububiyet ilahiyeden daha büyük bir rububiyet olamayacağını idrak ve şuur ederek olayları yorumla. Bak, Allah canibinden kudretin azameti altından kadir ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek kudret, rububiyet, rahmet ve hikmet-i ilahiyeden daha büyük hikmet olamaz. Allah'ın adaletinden daha büyük adalet olamaz. Hikmetinden daha büyük hikmet olamaz. Merhametinden daha büyük merhamet olamaz. Bununla yorumla. Böyle bir Allah'ın tasarrufunda oluyor bunlar. Böyle baktığın zaman olay tamamen değişiyor. Önün ahiret ne işine yarıyor? Şu. Biraz önce dersin başında beri dediğimiz beka istiyorsun, ebed istiyorsun, mal istiyorsun, aşk istiyorsun. İstemediğin bir şey yok yani. Allah bile istiyorsun. O da diyor ki ahiret bu isteklerinin cevabı dünyada yoktur. Bende vardır. Beni istediğin. Mesela bağırıyorsun. İmdat! Kim cevap veriyor? Ahiret. Ben varım burada. Korkma. Yani beka istiyoruz. Ahiret diyor ki ben varım burada. Tamam. İmdadımıza cevap verdi. Ebed istiyoruz. Ben buradayım diyor. Demek ki fıtratın isteklerine cevap veren orası, olayları olumsuz zannettiğimiz olayları, acımasız hadiseleri de Allah canibinden yorumluyoruz. Oh! Şeytan kudursun şimdi.
Böyle dalinami. Bak ötekisini söylüyorum. Geçmişten hüzünler, kederler, keşke, keşke yapmasa, keşke demeseydim, keşke gitseydim. Bütün olumsuzluklar, Allah'tan kopuk düşünüyoruz onları. Gelecekten de korkular, ne olacak, kanser mi olacak, kefene mi gireceğiz, tamam mı? Beyin kanaması mı olacak, düşecek mi, yanacak mıyız, nasıl gireceğiz? Uf, aman yarabbim, bitmez, tükenmez. Korkular var. Hadi çöz bakalım. Kimin dizgini, onun dizginleri kimin elinde? Kendi iktidarında çözeceksin. Allah. Adam kanser, hali. Kanser abimizi ziyaret ettim. Cenan Çalışkan abinin aldığı kızın işte şeyleri, o familia, İsmail dayı, çok özür dilerim dediğini de, yani bir şey anlatmak için kullanacağım, özür dilerim şimdiden. Kanser ve gidici zaten bir hafta içine gitti. Kanser hastasına soruyorum, İsmail dayıma. İsmail dayı, bak bak bak, nasıl olayı yorumluyor, gafil nasıl yorumlar. Ölüm döşeğinde olanı ziyaret ettik. İsmail dayı, buyur. Nasılsın, iyi misin dedim. Bir damla pis sudan yapılan vücut bu kadar olur dedi. Daha bir şey beklemiyordum ki üzüleyim dedi. Olay nasıl yorumluyor, bak hele. Ben işte kanserim. Aman ha dua edin. Ben gidiyorum da işte arkamdan şey yapmayın. Ah, gidiyor falan. Hiç endişe mal yok. Her şey kontrol altındaymış adamın aleminde. Bitti. Ne diyor? Bir damla su, pis sudan diyor. Olacak vücut bu kadar olur. Daha ne olacak? Daha ben başka bir şey beklemiyordum ki üzüleyim dedim. Ona şaşırdım. Hasan kardeş. Beklemediğim başıma gelmedi ki değil. Beklediğim şeyler bunlar. Bak. Beklenmeyen bir şey insanı hüzünlendirir. Ölümü ben beklemiyor muydum? Tabii ki İsmail dayı bekliyordum. Endişe etme kardeşim. Endişe etme. Peki ulan sanki ben kanser, ben yatıyorum, o bana şey yapıyor, teselli ediyor. Beni düşünme, benden çıktıktan sonra akşam derse yetiş. Git ateşten bir kişiyi daha kurtar. Allah Allah, hiç unutmuyorum, o dedi bana. Git ateşten bir kişiyi daha kurtar. Akşam derse git dedi. Tamam İsmail dayı. Ben ufaldım. Adama bak. Endişeye mal yok. Her şey kontrol altındaymış. Adamın aleminde. Peki bu adamı hangi şey yıkabilir? Kanser bile yıkamadı. Ölüm yıkamadı. Ne yıkacak ki? Şeytana çaktı uzattı. Peki tersini düşünelim. Hiç olayı, ya keşke nereden geldim acaba? Çare mi? Çare mi? Ama öyle düşün ama böyle. Müsbet ve menfi. Ölümün çaresi yok. Hiç unutmuyorum. Yani bir hafta oldu. Şey, bir iki üç hafta ancak oldu. Ders yapıyorum. İstanbul'da. Gene söyleyeyim bunu. Dedim Allah dermansız bir dert yaratmadı. Dedim ki böyledir. Değil mi arkadaşlar? Bak bir de söylüyorum. Allah dermansız bir dert yaratmamış. Bazı sivri zekalar oluyor böyle. Değil. Acayip keskin zekalar oluyor. Bir tanesi çıkıp demesin bana. Hocam dedi, Allah dermansız dert yaratmadığına göre ölüm denilen derdin niye dermanı yok dedi. Ben de ona dedim ki, ölüm dert değil de onda. Nasıl dert değil dedi. Ölüm kurtuluştur. Ölüm zindandan çıkıştır. Zindani dünyadan bostanı cinana geçiştir. Ölüm inkılaptır. Ölüm ruhun cesit kafesinden kurtulmasıdır. Hapisten kurtulmaktır. Allah'a kavuşmaktır. Cennete geçmektir. Bunu nasıl bir dert olur? Böyle yorumlarsan tabii ki ölüm dert değil dedi ya. Tabii nasıl yorumlayacaktım? O zaman dertlerin dermanı oluyor. Dertlerin dermanı oluyor. Kanserin de dermanı odur. Allah aşkına hep böyle yaşanır mı sonsuz ya? Böyle yaşamak ister misiniz? Sonsuz. Hep böyle ya. Başım ağrıyacak. Affedin, kıçım ağrıyacak. Kolum ağrıyacak. Ayağım ağrıyacak. Midem ağrıyacak.
Yok bir şey yiyeceğim, ağır geliyor, yiyemiyorum, moralim bozuldu. Ulan bir yüzüm tanesi yediriyor şu dünya, 10 tokat vuruyor ya. Böyle yerde yaşanır mı sonsuz? Biraz kalalım ama çok kalmayalım. Çok kalmaya değmez. Değmez. Gitmemiz lazım cennete. Allah'ın istediği yere. Allah diyor ki bu dünyaya, zindani dünya. Zindan diyor buna, benim taptığım yere. Allah Allah. Zindani dünya. Allah bu dünyaya zindan diyorsa güneşlik, Temmuz Ağustos'ta her taraf Gülgülistan çiçekler açmış ha zindan diyor. Ahiret ve cenneti acaba nasıldır? Buna bu onun zindanı ise ama ya kurban olsun onun zindanına. İman, İslamiyet ne kadar hoştur. Hem mesela insanın en latif ve şirin secdesi olan şefkat. Şefkat bak ne olur. Eğer Allah yolunda kullanılmazsa şefkat, eğer Allah yolunda kullanılırsa ne olur? Bak şuna bak. Şefkat. İnsanın en latif, bir, böyle sayacaksın Halil İbrahim. En latif, iki, şirin, üç, secdesi özelliği olan şefkat. Eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse, öyle müthiş bir hırkat eğer Allah yolunda kullanılmasa, o şefkatin içini iman, Kur'an doldurmasa, o şefkat hırkat olurmuş. Hırkat, hırkat, hark, harktan geliyor. Yanmak, yanmak. Yakıcı ateşe benzemiyor. Vallahi ateşin bir yanmasından geçer bir şey olur. En azından organı kesersin. Fakat şefkat ateşi şey yapamazsın. Bitirir adamı. Yanıyorum diyor kadın. Yanıyorum, yanıyorum. Oğlu gitmiş. Lan nereye yanıyor? Öten metin yanmıyor ki. İçi yanıyor, içi. Eğer şefkat, şefkatin içini Allah, Allah'ın nazarıyla, Kur'an'ın ölçüleriyle doldurmasa, şefkat o latife secinin içini, şefkat hırkat olur. Bir firkat olur. Yani firkat acımasız bir dağlamak yani. Yani öyle acı ayrılığın getirmiş olduğu azap ama böyle bir insandan şu evden evden değil fıtratından bekanı zıttı yani. Mesela beka fıtratı beka bulursa ne olur? Zıttı olursa ne olur? O firkat olur işte. Sonra bir rikat, rikat, bir hirkat, fırkat ve hırkat. Bir musibet olur ki insanı en beddua bir dereceye indirir. İnsanı perişan eder. İnsanı en süfli, en zavallı durumuna indirir. Çünkü şefkat ettiği şeylere bakın hiçbirisine gücü yetmiyor. Evladına şefkat ediyor, hastalığına gücü yetmiyor. Ölüm, mesela düşünün, aman oğlum bu pamuklu yatakta tümsek falan sırtını acıtır diyen anneyi düşünün. Yani böyle bu yatakta nasıl yatacak? Böyle bir anne çocuğunu topraklara, kayalıklara, kabre nasıl koyacak? Ya, şefkat yakıyor. Mesela acıdığınız şeylere bakın. Ona bunu acıyoruz. Şefkatle kafa yiyenler var. Mesela benim tanıdığım birisi var da çocuğunu kaybetti. Girdi koluma. Hasan kardeş isyana gerek yok. Sanki bana dese baba ha kendisi. Tabii Ahmet ha, gerek yok. Hasan kardeş isyana gerek yok. Hasan kardeş isyana gerek yok. Baktım motor gittikçe hızlanıyor. Hasan kardeş o bak. Neyse teselli verdik ama benden sonra, bir gün sonra doğru hastaneye doldu bilmiyorum çıkmamış daha. Motor yandı. Alev aldı motor. Ama o olayı Allah ile yorumlasa Allah'ın kuludur. Allah'ın masnunudur. Mülk onundur. Maliken mülk. Mülkün sahibi o. Yetesarrafe fi mülki kefi yeşâ. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 24. mektubu okusaydı
acaba o oynatır mıydı, akıl hastanesine, sinir hastanesine düşer miydi? Akıl, şefkat böyle olur. Tek güzel bir yavrusunu, ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkatı tam hisseder. Bu hırkatı tam hisseder. Ve tek bir evladı. Ya, tek bir evladını kaybeder. Anne bu hırkatı tam hisseder. Kaç dakika oldu? Keselim mi? Ne kadar oldu? 40 dakika. Hem mesela kaç yaşında Emre? Sana soruyorum. Kaç yaşındasın diye. 7 yaşında. Onun için dersi keselim diye. Yukarıda arkadaşlar yok mu? Ya çık. Hadi çık. Oradan doğru geç. Oradan da. Keselim. Keselim. İnsanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet. Muhabbet neymiş? En lezzetli, tatlı, kıymetli bir hissi olan muhabbet. Eğer sırrı tevhid yardım etse, Allah ile doldurulsa, Allah ile, Allah'ın nazarıyla bakılsa da demiyorum. O muhabbetin içini tevhid hakikatiyle doldurulsa, tenekenin içini. Bu küçücük insan kainat kadar, bu küçücük insanı kainat kadar büyütür ve genişlik verir. İnsanı büyütüyor. Muhabbet. Arş o zaman muhabbet eder. Kürse muhabbet eder. Allah Allah. Allah'a muhabbet eder. Tamam. Bak, eğer bu küçücük insanı kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir. Mahlukata nazinin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse, elüyazü billah, öyle bir musibet olur ki, mütemadiyen, zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbublarının ebedi fırakları ile biçare kalbi insani her dakika parça parça eder. Beni mahvettin, pişirdin, köfte ettin, virane ettin ve intihar edenler öyle değil mi? Jiletleniyor, intihar ediyor. Mahvettin. Ah ulan ah indirin beni bu dünyadan aşağı ineceğim bodrum katına diyor adam. Hep bu muhabbetin yanlış yolda kullanmaktan kaynaklanıyor. Ki kendi cinsi gibi bir insan yani. İstediği gibi cevap vermiyor da. Aslında o kadın veya erkek değil. Fıtratındaki beka ve muhabbet yüzünü, yönünü değişmiş, bakiye talep olması gerekirken faniye yapışmış, aradığını buldum zannetmiş, bir bakmış ki beka duygusunu faniye çakmış, fanide ben faniyim dedi, adam feveran ediyor. Beni mahvettin, bitirdin, köfte ettin, kız diyor zannediyor, onun azabını çekiyorum zannediyor. Kızdan geliyor zannediyor. Oysa o bekaya taluk eden, beka ile tatmin olan, ancak imani bir ahiretle lezzet alabilecek o duyguyu fani, o da fani, kız da fani, o da beka istiyor, o da ahirete müteveccih, o da ahirete muhtaç. Ona verirsek cevabı budur. Beka duygusunu faniye yöneltirsek, mahvettin, köfte ettin, bitirdin, yandım Allah dedirir. Bu. Yönü değişmiş, yönü. Muhabbetin yönü değişmiş. Bekaya taluk eden, müteveccih olan duyguyu faniye vermiş. Ne kadar faniye verirsek o kadar elimizi acıtıyor. Yakıyor bizi, yakıyor. Ama her şeye bedel bir mahbubu, bir bakiye, müteveccih olsa insan, her şeye bedel. O tatmin eder. Kız tatmin edemez bunu. Nasıl tatmin edecek? O da fani. O da geçici. O da arızalı. Nasıl çocuk? Çakma işte, çakma işte. Muhabbet, hani var ya, sanayi mi abi, orijinal mi? Abi çakma bu parça.
Yani kalbin muhabbetini, ebed arzusunu çakma malzemelerle çakılmaz ki ya. Oluyor. İşte ondan bitirdin, mahvettin, köfte ettin, viran ettin. Bu kadar psikolojiler bozuluyor. Al kıza diyorum, olana diyorum bak. Ya şöyle düşün bak. Sonra hayatından azap çekersin. Bu ciddi bir şeydir. Öyle bir karar aşamasındasın ki hem dünya hem ahiretin huzurlu veya mutlu veya bataklığına düşersin. Öyle bir şey desin. Hiç beni dinlemiyor. Bakıyorum, seyrediyorum ayna gibi. Beni hiç dinlemiyor. Yavrum, kızım, beni hiç dinlemiyorsun ama ben farkındayım. Senin gibi ben deydim ama sen şu anda benim gibi olamazsın. Çünkü ben de senin gibi gençtim. Ama dinle, bedeli çok acımasız olacak. Olur. İnşallah olmaz ama. Bekaya müteveccih, bekaya müteveccih duygularını fani şeylerde ararsan, tatmin etmeye kalkarsan cevabı çok sert oluyor. Ya. Tamam. Vermeyecek miyiz? Vereceğiz tabii. Hedefimiz belli. Oraya götürücü vesile olarak diyor. Lütfen her şeye değeri kadar kıymet ver. Bak neydi? Kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir. Ve mahlukata nazenin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse eliyazu billah, öyle bir musibet olur ki mütemadiyen zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbublarının ebedi fırakları ile bir çare kalbi insaniyi her dakika parça parça eder. Her dakika kalbi insani parça parça ediyor. Doğruyor. Ayırıyor. Uykuları gidiyor değil mi? Fakat bana bir de söyle demişti. Hocam ne kadar rahatsın ya. Hocam bilmezsin diyor genç birisi. Yanıyorum. Yanıyorum. Bu ateşi bir bilmezsin. Derste anlatıyorum. Hiçbir şey görmüyorum ki, duymuyorum ki dedi. Yok, 45 dakika ders yaptım. Bir şey anlamadım. Buna ait ders yap. Bir şey görmüyorum. Allah sana yardım etsin. Ben de seni görmüyorum. Zaten. Ağlar. Sen itfaiyenin, kamyonun suyunu boşaltsalar gene sönmez. Ya, o nedir biliyor musun? Cezadır. Allah'a verilmesi gereken muhabbetin bunlara verirsen, dolara, paraya, Ayşe'ye, Fatma'ya, Ali Hüseyin'e, işte şunlara mı, Alimelere, Mehmetlere mi verirsek, ya tamam, kadınsa erkeğe, erkekse kadına verirsek, bedeli bu. Fakat gaflet veren nehyatlar muvakkaten iptal hisnevinden zahiren hissettirmiyor. Peki niye çıldırmıyoruz? Tamam da bekaya taluk eden hissi fani verdik. Kafayı yemek lazım. Neye benziyor biliyor musun Saadettin'in? Matkapla adam deliyor diş. Ne hissetmiyor? Uyuşturuyor. Ha, gaflet, kısmen de dalalet, iptal hissetmiş. Duygularımızı iptal etmiş. Nasıl ki morfinlenen sinirler hissetmiyorsa, günahlar bizim kalbimizi, ruhumuzu morfin etmiş. Uyuşturmuş. Hep derim, ameliyat olanınız vardır. Ameliyat olurken narkoz verirler. Suni değil mi? Suni narkozda kimse rüya görmez. Suni uyku olduğu için. Ama fıtri uykuda rüya olur. Dünya da suni bir yaşantıdır. Onun için o hakikatler yok. Narkoz gibidir. Fani sevgiler narkozdur, narkoz. Uyutuyor bizi. İşte bu üç misale yüzer cihaz ve hissiyat-ı beşeriye kıyas et. Vahdet, tevhid ne derece kemalat insana medar olduğunu anlarsın. Demek ki Allah'a inanmak veya duyguların içerisini Allah ile doldurmak, anlarsın ki ne kadar büyük nimettir. Bu üçüncü meyve dahi Sirac-ı Nur'un belki 20 risalelerinde gayet güzel bir tafsir ve hüccetli bir surette beyan edildiğinden burada kısa bir işarete iktifa ederiz. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.